Kavamız bu sene geçen yıllara göre gayet iyi. Verim güzel ama fiyat kötü. Toptan 5 lira, 6 lira, çevrede duyuyorum 4 lira kilosu. Geçen seneye göre girdiler 2 misli artmasına rağmen bizim bu ürünümüzdeki fiyat artışı maalesef olmadı. Geçen seneki fiyatın altında mal satılıyor. Bu da üreticinin malının hiçbir zaman para etmediğini gösteriyor. Asgari ücrete bile gelmiyor. Bizim köyün kabağının özelliği kestane olması. Bildiğimiz kestane gibi yerken ağızda dağılma şekli. Yani böyle sütlaç kıvamı değil de aynı kestane gibidir. Ve dayanıklı olması. Bakın şimdi şu araba Sivas'a gidiyor. O bölgede de kabak var. Ki benim müşterim ta buradan 700 kilometreden benden kabak alıyor. Lezzeti. Kaliteyi bilmem, anlatabildim mi? Bunu yapmayı bilenler için her türlü tatlısından tat alırsın. Her türlü tatlısı güzel olur. Ama bu marifet işi. Hani böyle doğradık, ocağa koyduk, yarım saat sonra aldık. Olmaz o iş. Bir gün önceden kesip temizleyeceksin. Bir gece bekleyecek. Kireçli su yapabilirsen, ertesi günü kısık ateşte en az 3 saat. Kısık ateşte. Şerbeti böyle bal kıvamına gelene kadar yapabilirsen, hani tam bal yapamazsın da biraz koyu. O kıvama kadar getirebilirsen, yemeden yanında yat. Pazarda 30 lira. Burada kabak 5 liraya çıkıyor. Ürün bazında fiyatlar maalesef. Yani diğer konularda olduğu gibi şikayetler aracı. Tarladan pazara bu fiyat niye bu kadar yükseliyor? Valla çok güzel. Çok güzel. Allah bir bereket versin. Toprağından dolayı çok lezzetli bir kabak oluyor. Allah bin şükür. Memnunuz her şeyden. Kızılhisar'da müthiş yerleri var. Satışı eski hamamlar vardı. Eski hamamın yanında satış oluyor. Kabağın satışı zaten. Geçen oradan alıp gider kabağını. Aranan bir kabak. Geçen de iki tır şehir dışına gitti. Kızılhisar'dan.